geldiniz. İkinci kümesimiz de geldi. Diğer kümesimiz de biliyorsunuz köy tavuklarımız var. Burası ikinci, siz tavuklarımız var. Sizlere bunlardan biraz bahsetmeyi istiyorum. Tavuklarımıza biraz ses yapıyorlar ama idare edin. Burada minaretlerimiz var. Böyle sizlere göstereyim. Yukarıda brahmalarımız var arkadaşlar. Aşağıda ise ispeçlerimiz var. Arkadaşlar burada her kümesin şeyleri, yumurtaları ayrı. Bu beyaz brahmalarımızın yumurtaları. Bu mavilerimiz de gördüğünüz gibi şurada mavicilerimizin, şurada mavicilerimiz var. Onları gösterelim size. Her dediğiniz gibi kafeslerimizin yumurtaları ayrı ayrı. Yukarıda naibe güzellerimiz var. Yukarıda. Böyle bu tarafa doğru gelelim. Burada gümüşlerimiz var. Arkadaşlar onların yumurtaları da bak. Hepsinin yumurtaları ayrı. Arkadaşlar bir maşallah alalım. Nazardan çok korkuyoruz. Allah esirgesin. Burada aşağıda bu brahmalarımız var. Bu brahmalarımız var. Şöyle geçelim. Burada arkadaşlar altın cüzdanlarımız var. Burada sultanlarımız da görüyorsunuz burada. Burada arkadaşlar aşağıdaki bunlar da mavici bizim. Bu beyaz tavuklarımız. Bunlar da mavi. Onu da buradan belirtelim. Burada. Arkadaşlar bir de 3+1 şeyimiz var. Sultanlarımız var. Satlık. Onları da buradan belirtelim. Artı civciv, yumurta paylaşımı da yapıyoruz. Aşağıya açıklama bölümüne de bunları yazacağız irtibat olarak. Bunları da sizlere belirtelim. Arkadaşlar şimdi de kalk ve kolt bırakmalarımızı onları gösteriyoruz. Burada bakın. Bunlar dağıtlarımız. Yukarıdakilerde koltlarımız. Koltlarımız. Şimdi sizlere makinamızla yumurtalarımızı gösteriyoruz. Bak burada dağıtımız var. Gelin arkadaşlar. Bunlar da şöyle gösterelim size. Yumurtalarımız. Makinamızla biriktirdiğimiz yumurtalarımız. Yeşil, mavi, sultan. Oradaki gördüğünüz bütün ağaçlarda şeylerimiz var. Yumurtalarımız. Burada yumurtalarımız var makinamızda. Şöyle size onu da gösterelim. Şöyle. Makinamızı fazla soğutmadan. Şimdi arkadaşlar bu araçlara ait civcivlerimiz var. Onları çıkarttık. Şimdi size onları göstereceğiz. Kuşhanemize geçelim. Gel. Arkadaşlar şu anda da ana kucağımıza geliyoruz. Buradaki civcivlerimizi göstereceğiz. Çıkan civcivlerimizi ana kucaklarına aldık. Onları da sizlere gösterelim. Bir de şey belirtmek istiyorum. Buradaki gördüğünüz anaçlarımızın hepsi horozlarımız olsun. Bunlar safkan. Kesinlikle kırma veya işte toplama falan değil. Bunu da buradan belirtelim. Biz yumurta paylaşımı yapacağımız için arkadaşlarımıza burada anaçlarımızı göstermek lazım. Bunlar hiçbiri göstermiyor. Tamamen kendimize ait tavuklarımız. Şimdi size her zaman bahsettiğimiz arkadaşlar mısırımızı görüyorsunuz. Bunu kendimiz değirmeninde özel olarak harmanlattırıyoruz. Şöyle hafif şöyle taneli olarak yaptırıyoruz. Normal mısır unu da olsa olur. Eğer bulamayanlar için şu marketlerdeki mısır unları onlar da olabilir. Ama bizim mısırımız olduğu için bize genelde çok olduğu için biz haliyle biz fazla yaptırıyoruz. 12-13 çuval yaptırıyoruz. Sezonumuzu bununla geçiriyoruz. Bunu da size söylemiştik. 7 ile 10 gün arasında alıyorum. Ondan sonra normal büyütme yemlerine devam edebilirsiniz. Şimdi çıkardığımız civcivleri onları gösterelim. Geçen gün vardı. Onları biz paylaştık arkadaşlar. Sahiplendirdik. Yerlerine gitti. Burada da kodu olarak size gazlarımız var. Lindalarımız. Onları da gösterelim sizlere. Bu gazlardan biraz bahseder misin? Bunlar linda gazlar. Bunlar yumurta verim olarak çok süper bir hayvan. Bir şeylerle, mastarla hani kıyaslamaya kalkarsan
Tabii mastarın yumurta verimi biraz az ama kilo olarak, et olarak mastar daha kaliteli, daha iyi oluyor. Artı yem olarak da mastar biraz daha az yiyor. Bizim gözlemlediğimiz bu. Ama bunun yumurta verimi 10 numara. Şöyle gösterelim sizlere. Arkadaşlar. Bunları makinalarımızda çıkardık arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Dolabımız 4 kattan ibaret. Yavaş yavaş böyle aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı şey yapıyoruz. Ama genelde şimdi biz yukarı temizlik yapıyoruz. Aşağıya aldık. Birazdan biz yukarı koyacağız. Her zaman ısı yukarıya çektiğinden dolayı yukarıdan başlayarak gidelim. İlk çıkanlar yukarıya. Ondan sonra ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat diyerekten ilk çıkanları aşağıya doğru getirebileceğiz. Her yeni çıkan hücreler yukarıda olması gerekir. Arkadaşlar buna özellikle dikkat edelim. Hatta dün bir soru sormuşlardı arkadaşlar. Makinede çıkan cicivler kaç gün yaşar? Arkadaşlar cicivler makinede 3 gün 4 gün aç susuz kalırlar. Ben her zaman diyorum, videolarda da söylüyorum bunu. Hiçbir zaman cicivler kesinlikle açlıktan ölmez. Kesinlikle susuzluktan da ölmez. Sadece soğuktan ölürler. Soğuk olmayacak. Makine zaten soğuk olmaz. 3 gün bekletme sebebimiz de şundan dolayı, civcivlerimiz iyice kuruması gerekiyor. Yumurtadan çıkan civcivlerimiz haliyle sıcak olduğundan dolayı 3 gün bekletiyoruz. Arkadaşlar bir de civcivlerimizi sizlere şöyle gösterelim. Bir de maşallah alalım sizlerden. Şu anda burada hepsinden var. Gördüğünüz anaçlarımızın hepsinden var. Geçen günü vardı. Biz bunları sahiplendirdik. Buradan arkadaşlarımıza verdik. Bu şunlar yeni çıkan civcivlerimiz. Bunları birazdan yukarıya alacağız. Fizanımız gördüğünüz gibi. Mevlüt iyice gösterelim çıkan civcivlerimizi. Kümesimiz hep süs tavuğu olarak arkadaşlar. Burada en ufak bir kırma falan yok. Diğer kümesimizde de onlar sürekli videolarını çekiyoruz. Onlar köy tavuğu yumurta üzerine. Onu da buradan bilgilendirelim. Arkadaşlar herhangi bir civciv yumurta isteyen olursa bizlere burada telefonumuzda iletişim olarak numaramızı da yazacağız açıklamalara. Yazacağız. Her tarafa gönderimiz var. Artık kırılması yollarımız var. Bugün yumurtalarımız, siparişlerimiz vardı. Yarın Eskişehir'e göndereceğim arkadaşımıza. Yumurtalarımızı tamamladık. Şimdi onları ayarlayacağız. Alper, söylemek istediğin bir şey var mı oğlum? Arkadaşlar ellerinizi bol bol yıkayın. Bol bol sabunlayın. 20 saniye. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ellerimizi iyi yıkayıp civcivlerimizin hastalanmasın değil mi Alper? Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.